Ne yazar mektupta komutan? Nökerlerimi öldürüp Keykavus'u kaçıran Ertuğrul değil. Berke Han'ın adamlarıymış. Demek Keykavus'u kaçırdınız ha? Berke Han'ın adamları olduğu nereden belliymiş? Casuslarımız Berke Han'ın adamlarının Bizans topraklarının civarında görüldüğünü söyler. Bize de temkinli olmamızı yazarlar. Geç kaldık. Adamlar Keykavuz'u elimizden kaçırıp gittiler. Nasıl lanet bir yurda geldik böyle. Her karışta bir şeytan dolaşır. Lakin nökerlerim aramaya devam eder. Elimizden kaçamayacak. Biz demiştik bu işin içinde Ertuğrul Bey yok diye. Madem bu işi Ertuğrul yapmadı, o vakit üç adamıyla kendisi nerede? Altınları istemiştin. Onun peşine gitmiştir. Madem öyle, ben hana giderim. Altınları yarın akşama kadar isterim. Eğer gelmezse obanızı yakıp yıkarım. Derdin istediğini almak mıdır, yoksa obamızı yakıp yıkmak mıdır? Hanlar Hanı Hülagü Han bir oba beyinin keyfini mi bekleyecek? Ona yeterince vakit tanıdım. Yarın dediysem yarın. Altınlar gelmezse Ertuğrul obasının yerinde bir ateş yığını görecek. Söz bitmiştir. Bey Bolat Bey, benimle gelesin.
Babam altınları getirebilecek midir Ertuğ Bey? Ertuğ Bey'im neyi, nereye, ne vakit getireceğini iyi bilir Osman. Müşteri olasınız. Zangoç! Buyur beyim. Gittiler mi, gittiler beyim? Gittiler Zangoç. Sen de donasın. Biz tedbirimizi almıştık. Lakin haber etmen iyi oldu. Sağ ol. Ne demek hanımım? Ne demek? Bu şeytanlar bir şey yapamadı ya. Bu bana yeter. Her zaman emrinizde. Her zaman emrinizde. Hadi Zangoç. Hadi. Sen çık. Ağabeyim beni öldür dayı seni mi gönderdi? Eli bağlı birine saldırmak bizim töremizde yoktur Selcan Hatun. Her yanda alpler bekler. Elinin kolunun bağlanmasına da lüzum yoktur. Bey, madem canıma kastetmeye gelmedin, ne istersin o vakit? Konuşmak isterim. Benim senden konuşacak hiçbir şeyim yoktur. Benim var. Sırmaya ettiklerin her iki obanın da başına dert olacak. Ya sırmanın bana ettikleri? Gözünle görmedin mi? Kulağınla duymadın mı? Sen de her birine çanak tutmadın mı? Kilimhane'ye geldiği günden beri oba hatunlarına kan kusturur. Sen de hepsine göz yumarsın. Bitmişle yitmişe, olmuşla ölmüşe çare yoktur. Şimdi hem ağabeyimden hem de sırmadan af dileyeceksin. Yoksa bedeli hem senin için hem de iki oba için ağır olur. Zinhar, ben af dileyecek bir kabahat etmedim. Hele ki sizden af maf dilemem. Kilimhane'deki hatunlar nefsi müdafaama şahittir. Divansa divan, kadıysa kadı. İnat düşman, hırs illettir Selcan Hatun. Diretmen faydasızdır. Gel beni dinle, af dile. Bir yoluna, yordamına bakalım. Şimdi sen de beni iyi dinle. Verilecek her yargı kabulümdür. Lakin ne sırmadan ne ağabeyinden af dilemeyeceğim. O vakit herkese yazık olacak. İyi düşün. Hiçbiriniz mi duymadınız Ertuğrul'un kaçırdığı kişinin kim olduğunu? Hayır efendim. Daha önce hiç görmediğimiz biriydi.
Peki giyimi kuşamı nasıldı? Kimlere benziyordu? Saray görevlisi gibi mi giyinmişti yoksa sıradan biri gibi mi? Cevap verin! Tabii ki sıradan biri değil. Selçuklu Sultanı Kekavuz'muş o. Askerler, çıkın. Kekavuz demek. Ertuğrul demek onu kaçırmak için bizden adam istemiş. Yalnız anlamadığım bir şey var. Ertuğrul obasından sürülmedi mi? Alpleri darmadağın edilip Ertuğrul'un her yerle bağlantısı kesilmedi mi? Bize bile bu bilgi gelmemişken Ertuğrul nereden öğrendi Kekavuz'un Konstantinopolis'ten getirileceğini? Sizce gizli birileri ona yardım mı ediyor efendim? Mutlaka Aronos. Mutlaka. Kimsenin bilmediği bir el var bu işin içinde. Ama kim? Bunu da bulacağız. Peki ne yapacağız efendim? İyi düşün. Bizans'ın teslim ettiği, Moğolların aldığı, Ertuğrul'un kaçırdığı bir adam. Bu topraklarda çok güçlü bir anahtar. Gözümüzü üzerinden ayırmayacağız. Gerekirse onu biz alacağız. Emredersiniz efendim. Ertuğrul Alpi ile haber gönderdi. Sabah beni çağırmış. Bakalım yine benden ne isteyecek. Alıncak da Han'a gitmiş. Ben de oraya gideceğim. Ondan da işe yarar bilgiler edinmeliyiz. Kapı! Başınıza gelen menfur hadiseler bizi müteessir etti sultanım. Çok şükür şimdi belalardan azad oldunuz. Saatiniz yerindedir. Ertuğrul Bey'le yiğitleri var olsunlar. Bizi zalimlerin esir olmaktan kurtardılar. Bir vakit hükümdarlara taç verirdik. Şimdi tacımızı tahtımızı yerle eksan ettiler. Öz yurdumuz uğruna mücadele için inanmış bir avuç adam kaldık. Hem de koca bir orduya karşı. Neye itimat ettiysek o bizden geri alındı sultanım. Nasıl? Tacımızın, tahtımızın ihtişamına itimat ettik. Ordularımızın çokluğuna itimat ettik. Bunlar bize gurur ve kibir verdi. Ruhumuzu örseledi. Allah-u Teala ile aramıza perde oldular. Halbuki Allah-u Teala yalnızca bizden kendisine itimat etmemizi ister. Doğru dersiniz. Biz de çok kabahatler işledik. Nihayetinde kabahatlerimizin bedelini böyle öderiz. Allah-u Teala'nın merhameti her şeyin üzerindedir. O kullarına zulmedici değil, merhamet edicidir. İnşallah içinde bulunduğumuz çaresizlik bizim en büyük dermanımız olacaktır. İnşallah, 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 inşallah. Bunun hikmeti ne olur hocam? Zorluk ve imtihanlar insan ayırt eden bir elek gibidir. Zayıf olanlar düşer, inanmış has kullar dirayet gösterir ve ayakta kalırlar. Sadece Allah-u Teala'ya itimat eder, ondan yardım beklerler. Allah-u Teala da onları yardımsız bırakmaz. Tıpkı Huneyn Cengi'nde olduğu gibi. Huneyn Cengi'nde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ordusu 12 bin kişiydi. Bazıları güçlü olduklarını ve bundan gayrı kimsenin onlarla boy ölçüşemeyeceğini düşünüyordu. Halbuki güç sayıda değil, Allah-u Teala'ya itimat etmekteydi. Çokluklarına güvendikleri için öyle bir bozguna uğradılar ki cenk meydanından dağıldılar. Peygamberimizin yanında 12 bin kişiden sadece 8 kişi kalmıştı. Onlar Allah için, Peygamber Efendimiz için kaldı. Allah-u Teala da onları yardımsız bırakmadı.
Bu çokluklarına güvenmelerine karşı bir imtihandı. Allahü Teala'nın inayeti, Peygamber Efendimiz ve yanındaki 8 kişinin dirayetiyle ordu tekrar toplandı. Peygamber Efendimiz yerden bir avuç toprak aldı. Yüzleri toprak olasıcalar diyerek düşmana doğru serpti. O gün gözüne toprak kaçmamış, kalbine korku girmemiş bir düşman bile kalmamıştı. Eğer dağıldıysak bizi tekrar toparlayacak Rabbimiz var. Yeter ki biz Peygamber Efendimizin yanında sebat gösteren o 8 yiğit kişi gibi dimdik duralım. Allahü Teala bir avuç toprak parçasını büyük bir orduya dönüştürür. Yine de inananları yardımsız bırakmaz ve onları düşmanlarına karşı zelil kılmaz. Allah sizden razı olsun hocam. Nicedir kendi bedenim içinde, zindanda gibi olan ruhuma ferahlık getirdiniz. Allah bizi o 8 yiğit gibi sadık, dirayetli ve sebatkar kullarından eylesin. Amin. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Şimdi dört bir yanımızı saran esaret dağlarını eritmek için her birimizin bir ateş yakması icap eder. Son zırh, son pusat, son alp kalana dek mücadelemiz devam edecek. Ümitlerimiz tükenmeyecektir inşallah. İnşallah. İnşallah beyim. İnşallah, inşallah. Nökerler aramaya devam etsinler. Konya'ya da tez haber salın. Selçuklu ordusundan takviye asker göndersinler. Cenk vaziyetini geçeceğiz. Emredersin komutan alınacak. Gebermedin mi sen? Bizden evvel pusuya yatmışlardı. Mani olamadık. Sen öldür beni. Bu utançla yaşayamam. Keykavus'u bulamazsak hanımız hepimizi atlarının altında çiğnetir zaten. Beni yaralayan o kurt kimse, pustunu yüzmeden bu işin peşini bırakmayacağım. Sakin olasın. Öfken gözünden tüter. Nasıl tütmesin ha? Bugüne kadar bütün vazifelerimi yerine getirdim. Keykavus'u götürünce Hülagü Han'ın en üstün komutanı olacaktım. İmdi resil olmanın eşiğindeyim. Hanımızın gözünde en düşük rütbede olacağım. Bu işi Ertuğrul'un yapmadığına nasıl kanaat getirdin? Ben bir kere daha düşün derim sana. Ne yani? Casuslarımız yanlış malumat mı verdi? Ben de onların verdiği malumatı yanlış değerlendirecek kadar ahmak mıyım? Onu demek istemedim. Lakin Kayıları da, Ertuğrul'u da sen de pek iyi tanıdın. Onlar her şeyi yaparlar. Yeter! Anlaşılan bu topraklarda bizi daha nice oyunlar beklemekte.
Her şeyi halledeceğim elbet. O keykavuzu da elime geçireceğim. Lakin evvela şu sandık. Onun da başına bir hal gelmeden Hülagü Han'a göndereceğim. Hülagü Han altınları bekler. İnşallah yarına kadar Ertuğrul altınları getirir. Getirmezse başlarına ne geleceğini söyledim. Bu kez elimden hiçbir şey kurtaramaz. Onu da babasını da. Kayılar itaatsizlik ederse kan dökeyim mi diye sormuştun. Şimdi sana imkan. Sen de alplerinle teyakkuzda bekle. Ertuğrul altınları getirmezse bütün kayı obasını yok edeceğiz. Sen de pusatını kayılara vuracaksın. Sana demiştim komutan. Vazife icabı babamı dahi tanıma. Bacım. Çok korkuttun beni. Yüreğimi ağzıma getirdin. Ağrın sızın var mı? Daha iyiyim. Lakin karnıma doğru yanmakta. Galiba yara daha kurumadı abla. Artuk Bey birkaç güne iyileşir dedi. Ama bak, ben seni bilirim. İyiyim deyip hemen ayaklanma, tamam? Müsaade var mıdır? Bunun ne işi var şimdi burada? Buyurasın Hayme Hatun. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Nasıl oldun Sırma Hatun? İyi çok şükür. İlçin Hatun da Artuk Bey de ahvalinden memnundur. Hamdolsun. Büyük badire atlattık. Allah beterinden sakınsın. Beterinden mi sakınsın? Kanımı döktünüz. Canıma kastettiniz. Daha beteri ne olur ki? Lakin biz bunun altında kalmayız. Kin eken kan biçer kızım. Bu meseleler öfkeyle halledilmez. Kısasa kısa Sayma Hatun. İntikamımı almadan bana rahat yok. Bak kızım, bir musibet bin nasihatten iyidir. Bu meşhum hadise hepimize ibret olsun. Gayrı husumetle yol almanın kimseye faydası olmaz. Helalleşin, bu mesele kapansın. Selcan üstüme geldi, ses etmedin. Handa bana saldırdı. Oralı bile olmadın. Şimdi de hançerledi. Gelip sulh elçisi gibi mi konuşursun? Hesaplaşma olmadan helalleşme olmaz. Gayrı ok yaydan çıkmıştır.
Alpleri hazır edesin Yinal. Ertuğrul altınları getirmeyecek. O kolay kolay teslim etmez. Yarın dananın kuyruğu kopabilir. Hepimiz hazırız beyim. Buyurunu bekleriz. Gayrı ağırlığımızı koymanın vakti gelmiştir Yinal. Boşuna dememişler merhametten maraz doğar diye. Alıncak obalarını çiğneyip geçecekti. Ben mani oldum. Lakin onlar ne yaptı? Bacımı hançerlediler. Bunlar iyilikten anlamaz. Gayrı Beybolat yok. Albastı var. Yarın evvela o Selcan denen hatunun hesabını göreceğim. Ona öyle bir ceza vereceğim ki bütün Kayı Obası'na ibret olacak. Sonra da bütün asilerin kökünü kurutacağım. Beyim, nerelerdeydiniz beyim? Ne oldu Zangoç? Alıncak denilen o zalim, obayı bastı beyim. Belli ki yine kıyım yapacaktı. Ama son anda bir mektup geldi ve saldırmaktan vazgeçti. Sultan Keykavus kaçırılmış, öyle dedi. Onu da sizin kaçırdığınızı düşünüp obaya öyle gelmiş. Kim kaçırdıysa onun peşine düşsün diyor. Başka malumatın var mı? Var beyim. Eğer altınları akşama kadar götürmezseniz obayı yakıp yıkacakmış beyim. Tanrı korusun, Tanrı korusun. Hiçbir şey yapamayacak, sen tasalanma yazsın. O zaman altınları buldunuz, obaya baskın yapamaz. Sen bunları boş ver Zangoç. Alıncak ona verdiğim sandık hakkında bir şey dedi mi? Söyledi efendim. Sandığı önceden yollayacakmış. Kulağımla duydum. Ben de seni bunun için çağırdım Zangoç. Anda gözünü kulağını iyice açasın. Ne vakit sandığın yola çıkacağını öğren. Sonra da Dragos'a bildir. Sandığı o alacak. O bize bir iyilik yaptı. Biz de ona bir iyilik yapacağız. Bir şey daha var beyim. Obada işler iyicene karıştı. Ne oldu? Selcan Hatun, Sırma Hatun'u hançerlemiş. Eğer yetişmezseniz Beybolat Selcan Hatun'u öldürecek. Abi. Bacım, nasıl oldun? Yaran nasıldır? Ne karnımdaki, ne içimdeki yara geçer abi. Ablama bana hakaret ettiler. Hükmümüzü dinlemediler. Töremizi ayaklar altına aldılar. Ben de onları ayaklarımın altına alacağım. Sen müsterih olasın. Hele sen bir iyi ol da
intikamımızı aldığını görmeden ben iyi olamam abi. Bana ettiklerinden ziyade uç beyni yok sayıp böyle bir şeye yeltendiler. Onların derdi benimle değil. Asıl seninledir. Uç beyliğini hazmedemediler. Bunun hesabını vermeleri gerek. Uç beynin bacısını hançerlemek neymiş? Onlara göstereceğim. Akan her damla kanının hesabını soracağım. Gayrı dağ olsalar önümde duramazlar bacım. Ağabey, hele sakin olasın. İmde öç almaya yeltenirsen iki oba arasında cenk'e sebep olursun. Cenk'se cenk, kansa kan. Bacımın kanı döküldüyse onların da dökülecek. Keskin sirke küpüne zarardır. İmdi yapacağın fevri bir hareket uç beyliğine zeval verir. Ben ondan çekinirim. Kısasa kısas isterim İlbilge. Sirkeyi küpü bilmem ben. Bacımı hançerleyeni ateş olur yakarım. Benim bacım burada canıyla cebelleşirken ne uç beyliğinden bahsedersin sen? Ağabey, kısasa kısastan bahsedersin. Bacımız çok şükür yaşar. Eğer onu öldürmeye kalkarsan adalete zeval gelir. Madem adalete zeval gelir, o vakit ben de o hatunu ölümden beter ederim. Onu ahalinin önünde rezil rüsva edeceğim. Uç beyinin bacısına hançer saplamak neymiş? O Selcan'a göstereceğim. Gerek. Candan önce intikam gelir. O hatunun çektiği acıyı gözlerimle görmeden istirahat etsem de fayda etmez. Üstüm başımı getir. Bey Bolat obaya gelmiş. Eline imkan geçti ya. İmdi densiz densiz ahkam kesmeye kalkar. Bacısı hançerlenmiştir gündüz. Fevri çıkışıp ateşi harlamak zarar getirir. İmdi bizim vakar sahibi olmamız icap eder. Artuk Bey doğru der. Ah Selcan. Ah be kızım. Ne diye uyarsın onun şerrine? Onlar uç beyliğinin sırtlarını da yiyebilir. Lakin biz töresizlik etmelerine müsaade etmemeliyiz nene. Törenin ne olduğu bellidir. Onu yerine getirecek olan da benim. Hem de senin adaletli olman icap eder Bey Bolat Bey. O Selcan denen eli kanlı asi buyruğuma baş kaldırdı. Lakin merak etmeyesiniz. Adaleti öyle bir yerine getireceğim ki herkese ibret olacak. Ne yapacağım Bey Bolat Bey? Onu obanın ortasında kırbaçlayacağım. Öfken senin aklını köreltmiş Bey Bolat Bey. Yargıladın mı ki hükmünü kesersin? Ortada dökülen kan vardır Artuk Bey. Döken de bellidir. Daha neyini yargılayacağım? Her şey apaçık ortada. Eğer bunu yaparsan senden hesabı sorulur. Yınal.
Tez getirin Selcan Hatun'u. Eğer hesap sorulacaksa o hesabı soracak olan benim. Sizler bugün hesap vereceksiniz. Bunu madem iyilikle anlamadınız, zorla öğreteceğim size. Ne diye geldiniz it soyları? O çatal dilini susturasın Hatun. Seni Beybolat Bey'imizin huzuruna götüreceğiz. Hükmünü kesecek. Evvela sen cezanı çekeceksin. Sonra da o oğlun olacak, hain cezasını bulacak. Asıl hain olan sizsiniz. Ne ondan ne de vereceği hükümden korkum vardır. Çekil! Süleyman hep söylerdi sizin ne menem insan olduğunuzu. Şehriniz ayyuka çıktı ya. Bundan gayrı sizin için de, bizim için de geri dönüş yoktur. Süleyman ağa. Anası kırbaç cezasıyla canını kurtaracak. Lakin o kurtaramayacak. Onun ölümü herkese ibret olacak. Selcan Hatun, hele diz çökesin. Hükmünü keseceğim. Ben senin önünde anca tükürürüm. Çok hevesliysen diz çöktürmeye, öldür beni. İnal, hele ver kırbacı. Seni öldürmektiler. Lakin ben Uç Bey'im. Töre neyi emrederse onu yerine getirmek benim vazifem. Seni obanın ortasında kırbaçlayacağım. İnal! Çıkarın Selcan Hatun'u otağın önüne. Yeter! Yeter! Bu ettiğin zulümdür. Töre değil. Yanlış edersin Beybolat Bey. Onu yargılamadan hükmünü kesemezsin. Her daim hakkın peşinde koşan İlbilge Hatun. İndi de abine karşı söylesene. Böyle hüküm verilmez desene. Uç Bey'imizin hükmü kesindir. Bize de ona boyun eğmek düşer. Uç Beyliği hevanın, hevesinin, kirinin esiri olmuştur. Ne böyle Uç Bey'i tanırım? Ne de böyle hüküm. Onu götürmek isterseniz evvela bizi çiğnemeniz gerekir. O vakit ben de hepinizi çiğner. Gene de hükmümü çiğnemem. Hükmünü
çiğneyip haddini bildirmeye geldim Bey Bolat Bey. Ertuğrul en büyük düşmanımızdı. Şimdi o olmadan bir şey yapamıyoruz. Bu böyle nereye kadar devam edecek efendim? Ertuğrul bizim hala en büyük düşmanımız. Ama bu aralar hayatta kalması lazım. Eğer ölürse bütün dengeler değişir. Hem Moğollarla hem kim olduğunu bilmediğimiz bir düşmanla baş edemeyiz. Peki nasıl bir yol izleyeceğiz efendim? Ertuğrul'la ortaklığımızı iyi değerlendirmeliyiz Uranus. Onun elinde Kekavus gibi çok büyük bir koz var. Ayrıca biz de yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Ne oldu efendim? Ne karşılığı? Ertuğrul bize gizli sandığı almamızı söyledi. O sandık Moğollara karşı bize bir kalkan olacak. Ertuğrul böyle önemli bir sandığı niye bizim almamızı istiyor? Bizim ortaklığımıza güvenerek o sandığı bizden geri alacağını düşünüyordur. Ama altınları o bize nasıl vermediyse biz de sandığı ona geri vermeyeceğiz. Peki ortaklığımız efendim? Ortaklığı hiç düşünme Uranus. Kardeş bile olsak böylesine değerli bir sandık geri verilmez. Ayrıca... ben sandığın ne zaman yola çıkacağını öğreneceğim. Sen de askerleri hazır et. Hata istemiyorum. Emredersiniz efendim. Kapı!